Merhaba, Korece dersine hepiniz hoş geldiniz. Annyeonghaseyo, Korece öğrenmeye hazır mısınız? Bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalımda yer alan videoları karışık bir şekilde değil de oynatma listesini sıraya göre izleyiniz ve diğer şeyleri okuyarak burada uygulamanızı istiyorum. Bir de kanalımda Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler adına bir video var. Mutlaka o videoyu izleyin, sizin için çok faydalı. Bugün sizlere isimlerin ekleminden EG, Hante ya da EGSO, Hanteso eklerini öğreteceğim. EG ve Hante ikisi de aynıdır. E anlamına gelir. EGSO ve Hanteso den anlamına gelir. Şimdi detaylarını zaten öğreneceğiz. Neden verdim? Şimdi EG arkadaşlar ve Hante ikisi de aynı dedik. Hiçbir farklılık yok. Bunlar insanları veya diğer canlıları temsil eden isimlere eklenir. Ve ismin bir eylemin, yani bu EG ve Hante ekinin eklendiği ismin bir eylemin alıcısı veya hedefi olduğunu belirtiyor bu ekler. Yani bu ne demek? Örneğin öğretmenime kalem aldım, sevgilime mektup ya gönderdim. Hani gönderiyorsunuz ya, o gönderdiğin gönderme eyleminin hedefi ne? Alıcısı kim? Sevgilim. O yüzden hani bunu belirtiyor. Anladınız mı? Mantık bu. Peki EG ile Hante'nin farkı nedir diye soracak olursanız da Hante daha çok konuşma dilinde kullanılan bir ifadedir. EG ise bu kitap, gazete ya da işte makalelerde, akademik dilde kullanılan, daha çok yazı dilinde kullanılan ektir. Aradaki fark bu yani. Konuşma dili, yazı dili farkı var. Şimdi bir de bu ekler tüm fiillerle kullanılmaz. Daha çok şurada gördüğünüz fiillerle kullanılıyor. Bunlara bakalım. Çuda vermek, somurada hediye etmek. Bu arada somurhada değil de neden somurada dedim ben buna? Okuma kuralları videosunu size anlatmıştım. Şöyle ki L ekinden son, L sesinden sonra H sesi varsa bunu okumuyorsun. Somurada şeklinde. Mesela şuradaki nerede o? Marada gibi. Yani marada şey, malhada değil de marada gibi. Tamam mı? O hani evlenmek var ya Körona'da. Orada da Körona'da diyorduk mesela. O şekilde. Şu an bunu anlamadıysanız lütfen okuma kuralları videosunu bir gidip bu kuralı bulup oradan bir bakın. Nerede kalmıştım? Toncida atmak, poneda göndermek, puçida kargolamak anlamında göndermek. Bir şeyi shipping yapacaksınız yani. Puçida yine eklemek, yapıştırmak anlamına geliyor. Bakın ikisi de gördüğünüz gibi aynı okundu. Sıda yazmak, Chona'da telefon etmek, Mutta sormak, Karichi'da öğretmek, Mara'da konuşmak, Halda satmak, Kada gitmek, Oda gelmek. Şimdi arkadaşlar şöyle ki EG ve Hante yalnızca kendisi işte bu eklendiği ismi bir kişi, yani şöyle EG ve Hante'yi eklediğimiz isim yalnızca bir kişiyi ya da canlı bir varlığı belirtebilir. Yani bu ne demek? Biz EG ve Hante'yi sadece insanlara ve hayvanlara, insan ve hayvanları belirten kelimeleri ekleyebiliyoruz. Tamam mı? Yine E anlamına geldiğini daha önce söylemiştim. Peki, diyelim ki insan ya da hayvan belirtmeyen durumlarda biz hangi eki kullanacağız? E anlamına gelen, daha önce öğrendiğimiz E ekini kullanacağız. Bunu zaten öğrendik. Eşya, bitki ve mekanlara E anlamı katmak istersek, örneğin eve, kaktüse, alışveriş merkezine gibi kelimelere o sonundaki E anlamları, E ekini katacaksak, E anlamını katacaksak bu E ekini kullanacağız. Şimdi zaten bir örneklere bakacağız, anlayalım. Örnekler üzerinden anlayalım. Şimdi KG, Pavul Choyo ne demek? Köpeğe yemeği verir. Bu ne demek? Namue Murul Choyo ağaca suyu verir. Bakın biri köpeğe vermiş, biri ağaca vermiş. İkisi de vermek eyleminin alıcısını belirtiyor. Burada verme eyleminin alıcısı kim? Ağaç. Burada verme eyleminin alıcısı kim? Ya da hedefi kim? Köpek. Gördüğünüz gibi yine E anlamlarını katmışlar. Ama ikisinin sadece biri ağaç, biri köpek. Aradaki fark bu. Şimdi Chingu Ege Soporul Poneyo demiş ki Chingu'ya Sopo'yu gönderilir ya da gönderiyor. Burada ise Chunguge Soporu Poneyo. Burada ise Çin'e Sopo'yu gönderiyormuş. Şimdi Sopo ne biliyor musunuz? Mektuptan daha ağır, böyle postamsı bir şey.
tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. Mektuptan ağır bir evraksı posta. Öyle düşünün. Son zengin hante murobayo. Şimdi diyor ki son öğretmene sor. Ha, öğretmene sorar. Burada ise hesae murobayo. Murobayo. Burada ise şirkete sorar. Yani murobayo arkadaşlar sormak anlamına geliyor. Az önce ne öğrenmiştik? Şurada nerede o? Butta. Bu da sormak. Bu da sormak. Master halinde şuraya yazdım. Muropoda. Muropoda. Sormak. İkisini sormak anlamında kullanabilirsiniz. Chingu hante chonaheyo. Diyor ki arkadaşıma telefon ediyorum. Burada ise diyor ki samushire chonaheyo. Diyor ki ofiste telefon ediyorum. Aiga omma hante wayo. Diyor ki bebek annesine geliyor. Chingu ga uri chibe wayo. Diyor ki arkadaşım ya da arkadaşlarım bizim eve gelir. Bakın gördünüz mü? Siz bunları ben tabii çok hızlı ve Türkçe bir şekilde söylediğim için kaçırmış olabilirsiniz ama videoyu durdurarak Türkçelerini de yanlarına mutlaka yazın. Altına o eklerini çizin. Çok net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi poge örnek demek de örnek cümlelerimize bakarak daha iyi pekiştirelim. Şimdi tonsengi kehan bir dakika. Bakın arkadaşlar bunu yanlış yazmışım. Bu şöyle yazılır. Tamam mı? Başka yok değil mi? Yanlış olmasın da. Tonsengi kehante pabıl çoyu. Az önce öğrenmiştik. Kardeşim. Burada bakın çe tonseng dememiş ama ben niye kardeşim olarak çeviriyorum? Yani kardeş köpeğe yemek verir demek çok saçma bir çeviri olduğu için. Burada hani kardeşim dememde bir sorun yok. Muhtemelen öyle çevrilecek zaten. Kardeşim köpeğe yazayım hadi şuraya. Köpeğe yemeği veriyor. Verme eylemin alıcısı kim? Köpek. O zaman veren kim? Kardeşim. O yüzden köpeğe hanteyi ekledik. Şimdi devam edelim. Merç higa simol yaşı ege son murul çumbida. Diyor ki Mert'i Simolya'ya, yani Mert Bey Simolya Hanım'a hediyeyi veriyor. Son senimi haksen driyege hangogorul karıçimida. Diyor ki bakın öğretmen öğrencilere Korece'yi öğretir. Anladınız mı? Nugu hante pionjiru soyo. Diyor ki kime mektubu yazarsın. Koyan çingu memleketteki arkadaş gibi düşün. Memleketindeki arkadaşım. Bu memlekette ya koyak. Memleketteki arkadaş gibi düşünün. Şimdi memleketindeki arkadaşıma koyan çingu hante, memleketteki arkadaşıma pionjiru soyo, memleketteki arkadaşıma mektubu yazıyorum. Şimdi bir diğer örneğe bakalım. Ve goçu sassoyo. Neden çiçeği aldın? Yoca çingu hante somuray koyuyor. Burada bakın L'den sonra H geldiği için RAL deyip okuyun. Somuray koyuyor. Tamam mı? Somurhal demeyin orada. Somuray deyin direkt. Ve goçu sassoyo. Neden çiçeği aldın? Yoca çingu hante somuray koyuyor. Yani kız arkadaşıma hediye edeceğim. Tamam mı? Çevirimiz bunlar. Şimdi bir diğer bahsedeceğim şey şu. Şimdi konuşan kişiye eşit ya da daha düşük bir statüye sahip biri için bir şey verirken ya da bir eylem gerçekleştirirken EG çuda kullanacaksın.
EG şuda. Ama eğilimin hedefi konuşmacının saygı göstermesi gereken biri ise, daha yüksek statülü biri ise, EG ya da Hanti'nin yerine, yani şurada EG ya da Hanti kullanacak dedik, EG kullanacak dedik ya, burada işte genel olarak EG ya da Hanti yerine G ifadesi kullanır. Hani ben senin o pimbali anlatırken, bir önceki derste yani saygı konusunu anlatırken dedim ya, bazı ekler yüceltilir. Hatta orada EG ya da Hanti yerine G yüceltici ekini kullandık. Çünkü oradaki, o dersteki cümlelere bakarsanız, önce bakın bu konuyu dinleyin, anlayın. Sonra bir önceki dersteki konunun cümlelerini inceleyin. O zaman çok daha güzel anlayacaksın. Orada çünkü daha çok böyle saygıyla ilgili cümle örneği vermiştim. Yani EG ya da Hanti yerine G yüceltici ekini kullanıyorsunuz. Artık bu eklerin yüceltilmiş halini kullanacaksınız. Daha yüksek statüdeki biri için. Yaşlı biri için falan filan. Çuda yerine de trida kullanacaksınız. Yani yine bu büyük, kendinizden büyük biri, statüsü yüksek biri için falan filan geçerli. Şimdi örneğimize bakalım. Örnek şu. Nanın haraboji ege sonmurum çoğusunda. Ben büyük babama hediyeyi verdim. Şimdi arkadaşlar, evet verdim. Şimdi şöyle, ben büyük babama veriyorum ya, eylemin, verme eylemin alıcısı kim? Büyük babam. O zaman EG kullanamam. Neden? Bakın ne dedim? EG'ye de hani diyelim G yüceltici eki kullanacağım. O zaman bir de şuna bakın. Burada çudanın geçmiş zaman çekimi kullanılmış. Ben ne dedim? Çuda da kullanamayız. Tri de kullanırız. O zaman şimdi cümlenin yeni haline bakalım. Hani saygıya göre yüceltilmiş eklerin kullanıldığı ve daha nopimmal olan fiilin kullanıldığı cümleye bakalım. Nanın. Bunda bir normal bir şey yok. Harabocik ge. Sonların trosumida. Yani burada EG ekini yücelttik. G yaptık. Çuda fiilini çudanın geçmiş çekimi çosumidaydı ya arkadaşlar. Bunu yücelttik. Trosumida yaptık. Okey. Zaten şu ikinci kuralı okursanız burada neyi anlatmaya çalıştığımı anlayacaksınız aslında. Şimdi abocige maresmida diyor ki babama söyledim. Marada neydi? Konuşmak, söylemek anlamlarında kullanılabiliyordu. Babama söyledim diyor. Burada ise abocikke malsım trosumida. Yani burada diyor ki babama söyledim. Ama bakın ne yaptık? EG ekini yücelttik. G yaptık. Malhada fiilinin de yüceltilmiş hali neydi? Malsım tridaydı. O zaman ne oldu? Malsım trosumida oldu. Tamam mı? Şimdi bir diğer arkadaşlar, başka bir kişiden bir şey alırken ya da öğrenirken, başka birinden bir şey almak derken şöyle örnek cümle üzerine anlatayım. İşte alırken de öğrenirken EG so patta peuda patta almak, ulaşmak anlamındaydı ya hani. Peuda da öğrenmekti. İşte EG so patta peuda ya da hante so patta peuda kullanacaksınız. EG so ile hante so'nun anlamı den demek. Yani öğretmenimden Korece'yi öğreniyor. İşte atıyorum, öğreniyorum. Ya da öğretmenimden kalem aldım gibi. Bakın, öğretmenimden derken son senim ege so. Okey? Böyle kullanacaksın. Şimdi bakalım. Bu, yani so ekleri düşebilir. Bazen Koreliler bunu düşürüyor. O zaman ne olur? Ege patta peuda ya da hante patta peuda şeklinde görürseniz de yine den anlamında, anlamına gelebileceğini de aklınızda bulundurun. Alınan veya öğrenilen şey daha yüksek statüye sahip bir kişiden geldiğinde EG so ya da hante so yerine G yüceltici eki kullanılabilir. Arkadaşlar şöyle, ben bir yerde bu yüksek yani bu EG so ve hante so için yüceltici eki olmadığını duymuştum. Ama yani bunu bir Koreli'den duymuştum. Ama sonra yine Korece bir kaynakta bunun böyle yüceltici bir, yani EG so ve hante so için yüceltici ek G olarak G olduğunu
yazmışlardı. Arkadaşlar çok uykusuz olduğum için böyle konuşamıyorum gördüğünüz gibi. Geç saatte de video çekiyorum. Yani kusura bakmayın. Söylemeye çalıştığım şey şu. Ben bir tane Koreli hocadan, YouTube'dan EGSO ve HANTESO için yüceltici ek kullanılmadığını duymuştum. Ama sonra kullandığım Korece kitapta daha önce bu ekler için G'nin kullanıldığı yazdığı için ben size G'nin kullanıldığını yazdım not olarak. İşte daha sonra karşınıza çıkan örnekleri falan karşılaştırırsınız. Hani kullansanız da kullanmasanız da sonuçta siz karşınızdakine saygınızı belirtmek için kullanıyorsunuz. Hani karşınızdaki bu burada işte G kullandı ne kadar ayıp demeyecek herhalde. Yani sonuçta saygı belirtmek için yaptığınız bir şey. Çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Yani, ama bilginiz olsun. Biraz farklı yerlerde farklı söylemler var diyebiliriz. Neyse örneğimize bakalım. Ne sengire çingu egeso sonurum padasımida. Diyor ki benim doğum günümde arkadaşımdan hediye aldım. Burada da diyor ki benim doğum günümde arkadaşımdan hediyeyi aldım. Yani diyor ki bu çocuk doğum gününde kendi doğum gününde arkadaşından hediye almış, tamam mı? Buradaki iki cümledeki tek fark şu, dedim ya hani bu so eki bazen kullanılmaz. İşte ikisinin arasındaki tek fark so'nun kullanılmaması. Gördüğünüz gibi anlam aynı, hiçbir fark yok. Yine ne anlama geldi? Den anlamına geldi burada. Arkadaşımdan hediye aldım, tamam mı? Simolya son sengim hanteso hanguk marıl pevosumida. Diyor ki Simolya öğretmenimden Korece'yi öğrendim. Geçmiş zamanda öğrendim. Diyor ki burada da Simolya son sengim hante hanguk marıl pevosumida. Diyor ki Simolya öğretmenden yine den anlamına geliyor. Burada da den anlamında. Hanguk marın pevosumida yani soğuk kullanılmadığında da anlamlar aynı. Gördüğünüz gibi hiçbir farklılık yok. Yani burada işte öğretmen daha yüceltmek isterseniz G'de kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdi ben size bir tane örnek vereceğim. Simolya son sen sığdırabilecek miyim bilmiyorum buraya. Haksenk Ege Yompiri Yon Piro Çu Ostumida. Şurada S var arkadaşlar. Çu Ostumida. Şimdi ne yazdım? Simolya Sonsenimi. Evet. Simolya Sonsenimi. Haksen Yege. Yompiril Çosumida. Dedim ki Simolya öğretmen öğrencilerine işte öğrencisine ya da burada yine E anlamına getirdim yani kalemi verdi. Yani Simolya öğretmen öğrenciye kalemi verdi, tamam mı? Yani burada verilen şey kimden kime? Simolya öğretmenden öğrenciye. Sonra şöyle bir cümleye bak, şu cümleye bakalım. Haksengi Simolya Sonsenim Sonsenim Egeso şu yompiril, şu kısım burada, tamam mı? Ama şimdi bir dakika neyse ya. Bir dakika. Arkadaşlar burada farklı bir şey söyleyecektim de unuttum.
Yoğun. Pırıl. Tadas soyu. Tadas sınıda. Resmi yazıyorum ya, o yüzden. Şimdi buradaki cümleyi seninle, buradaki cümleye bakalım. Öğrenci simolya öğretmene. Bakın. Öğrenci simolya öğretmenden. Neden? Ben dedim. Öğrenci simoli öğretmenden egesto dedim. Yompiri tadassın de. Yani bakın, öğrenci simoli öğretmenden kalemi aldı. Tadassoya neydi? Almaktı. Ama bakın, satın almak anlamında değil. Birinden bir şey, hani mesela kargocudan işte şeyi aldım. Mektubu aldım. Ya da ne bileyim işte posta bana ulaştı. Arkadaşımdan çiçek aldım. Gibi şeyleri almak anlamında. Satın almak anlamındaki almak değil. Bunu söylemiştim daha önce zaten. Öğrendiğiniz bir fiil bu. Yani haksengiz simole son fengi nege son yompiril tadasın bile. Yani öğrenci simole öğretmenden kalemi aldı. Yukarıdaki cümleye bakın. Simole öğretmen öğrenciye kalemi verdi. Tamam mı? Bakın iki cümledeki farklılığı umarım anlayabiliyorsunuz. EGE anlamını katıyor. EGESO da den anlamını katıyor. O zaman EGESO falan, hani birinden aldım gibi bir şey diyeceğimizde padassoyu kullanıyoruz. Birine verdim gibi bir şeyleri kullanacağımızda vermek fiilini kullanıyoruz diyebiliriz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.